Gastro Nazar ve Embe Bao'nun sunduğu Aydınlı Geceler devam ediyor. Hasreti çekmez dayanmaz dağlar, hala içimizden bir garip ağlar. Kırılsın zincirler, yıkılsın bağlar, ey dervişim yollar seni bekliyor. Kırılsın zincirler, yıkılsın bağlar, ey dervişim yollar seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrı, yedi renkli umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrı, yedi renkli umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Güllerin adı Muhammed Mustafa, sonsuz selam olsun o Resulullah'a. Alemlere rahmet geldi dünyaya, ey Resulüm gönlüm seni bekliyor. Alemlere rahmet geldi dünyaya, ey Resulüm gönlüm seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrı, yedi renkli umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrı, yedi çeşit umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Evet Metin kardeşim. Eyvallah. Bağrı yanmış kullar seni bekliyor.
Rabbim onun şefaatinden bizleri mahrum eylemesin inşallah Amin. Diyoruz. Amin. Tabii ki yine bir önceki sorunun şeyine geldi. Hani günahlar evet. gece affoluyor çoğu günahlar. Şefaatini elde edebilmek. Aslında şefaat hocam onu söylemekten geçemeyeceğim. Şefaat farklı yani farklı bir konu bence olması lazım. Yani onu evet. ben aslında çok işlemek istiyorum. Yani Resulullah Efendimiz kime şefaat edecek? Evet. Hakikaten İslam'ı yaşamış, Kur'an'ı yaşamış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoluna gidene şefaat niye edilsin? Zaten o gidiyor. Evet. O gidenlerden. Evet. Acaba günahkar kullarına mı edecek? Günahkar kullarına. Ama günahlarının hangi derecesine? Evet. Öyleyse ayet var. Kim zerre kadar bir günah işlerse cezasını çekecek. Evet. Kim zerre kadar bir hayır işlerse onun karşılığına ecrini alacak. Evet. Yani çok acayip bir yani benim kafamda çok farklı bir şey bu evet. şefaat meselesi. Onun için o konuya girmiyorum. Bir başka zaman onu işte. İnşallah diyorum. İnşallah, inşallah. Cenab-ı Hak bizi tabii ki onun şefaatinden ayırmasın. Abi, ben abi. Her zaman diyorum ekranları başında bizi izleyen güzel kardeşlerim, gönül dostlarım, canlarım, ciğerlerim diye hitap etmek istiyorum. Hacca gitmeyenler, Medine'ye gitmeyenler mutlaka gitsinler. Yani Rabbim gidenlere 1000 kere daha gitmeyi nasip etsin. Gitmeyenlere de nasip eylesin. İmkanı olmayanlara da hocam her zaman diyoruz yardım edin onlar gitsinler yani. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü oradaki çok ciddi bir anlamda büyük bir sevap var. Manevi atmosfer var. Ben imamlık yaptığım yıllarda gençlerden birisini gönderdik. Geldikten sonra 90 derece değişti. Yani oraya gidip gelmek farklı bir şey. Ben hocam biz cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yani son derece yoğunduk. Evet. Biliyorsunuz geçen hafta reklamı yapmıştık burada. Ömer Döngeli hocamla beraber pazar günü bir program vardı. Peygamber Efendimiz'e olan sevgimiz, işte ona bağlılığımız derken ben şöyle bir aklıma geldi söyledim. Dedim ki Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize karşı olan sevgisi, muhabbeti başkaydı. Evet. Ehl-i Beyt'in peygamberimize olan sevgisi, muhabbeti başkaydı, bir bağlılığı başkaydı. Farklı sebep tabii aile içi evet. olduğu için. İşte sahabenin, ashabın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmesi bir başkaydı. Evet. Ama tabii ki bir de görmeden sevenler var. Bizim sevgimiz de bir bambaşka. Evet. Onun için belki Allah'ın Resulü hani o zaman mucize gösteriyordu. İnsanlar evet gördüklerine inanıyordu ama biz onun mucizelerini duyduk, iman ettik. Kendisi gelmiş, gitmiş yani dünyası değiştirmiş. İntikali. Biz onu görmeden iman etmişiz. Evet. Onun için farklı bir ümmet Seral. İnşallah öyle diyelim. Yani farklı görmeden için. Sevdiğimiz için evet. hocam. Zaten bizim iman esaslarımızın hemen hemen hepsi gayba iman oluyor. Cenab-ı Hakk'ı görmedik, iman ediyoruz. Melekleri görmedik, eski kitapları görmedik, eski peygamberlerin hiçbirisini görmedik. Kendi Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görmedik. Ahireti görmedik, kader, kaza, onlar hiçbir altı iman esasının hiçbirini görmeden pazarlıksız iman etmiş. Ne ümmet değil mi yani? Evet. Yani bunda bir de şöyle ibadetle güçlendirirsek, evet. Allah'ın izniyle Resulullah Efendimiz'in o sancağı altına gireriz inşallah. İnşallah. Rabbimden tabii ki dileğimiz, arzumuz budur, duamız budur. İnşallah. Hocam berat kurtulmak demek dedi. Kim, neylerden? Günahlardan tabii ki kurtulmak. Pekala. Hocam bir de şöyle bir şey var. Bu gecede rızıkların dağıtıldığı yani veya da onların verildiği liste veya da rızıkların dünyada hani artık sen yiyeceğin içeceğin bu kadar denildiği evet. bir gece midir bu gece? Evet. Berat kandili öyle bir gece ki fiha yufragu kullu emrin hakim ayette geçiyor. Bu gece emri hakim tefrik edilir yani ayrılır. Bunu da 5 kategoride incelemişler. Bunlardan bir tanesi de emri hakimin tefriki nedir o? Rızıkların dağıtılacağı, işte depremlerin olacağı, sellerin, afetlerin, ölümlerin hepsi lehv-i mahfuzdaki o hükümler bu gece tefrik ediliyor. Yani hepsi taksim ediliyor, hepsi yazılıyor, sınırlanıyor, dosyalanıyor, günü geldikçe de çıkıyor bu gece. Yani yıllık bütçe, yani tabiri caizse tabii ki evet. benzetmek ama yani evet. işte maliye şu kadar, turizme şu kadar, işte karayollarına şuna buna. Hepsi. Yani insanlara da Cenab-ı Hak işte bunların vakti geldi, bu saatte geliyor, onların listesi, rızıkların evet. bu kadar verici, onların listesi. Yani bilmiyorum vakti gelenlerden listede evet. biz var mıyız onu bilemeyiz ama Rabbim o nimetlerinden bizi eksik kılmasın. Hayırlı Amin. Ömürle, hayırlı ömürle nasip etsin inşallah. İnşallah tabii ki çünkü Rabbimin rahmeti çok geniş. İnşallah şimdi, o damladan bir tane bize şimdi, damlatırsa inşallah. Kurtuluruz Temel hepimiz. Bir gün gelmiş, şey Ezrail gelmiş, Temel'in canını alacak. Temel demiş ki tamam alacaksın Ezrail'sin ama şey yapalım.
Anlaşma. Bana biraz mühlet ver. Ondan sonra alabilirsin demiş. Tamam demiş, ne olacak? Demiş bana 5 sene falan mühlet ver demiş. Ondan sonra canım alabilirsin. Hemen Temel uyanık yapmış. Ne yapsam ki hani 5 sene sonra beni bulamazsın. Demiş uçağa biner havalanırsan demiş beni bulamaz demiş. Ne öyle yapayım, pilotluğu öğreneyim demiş. Pilotluğu öğrenmiş, pilot koltuğuna oturmuş. Havada uçmaya başlayınca Ezrail arkadan gelmiş. Gelince rengi mengi atmış Temel'in. Hani nasıl orada onu buldu falan filan diye. Ya demiş bir müsaade et de demiş arkada demiş. Telefon var herhalde değil mi? Evet evet. Onu alalım hocam, ondan sonra. Esayide... Alo. Alo. İmdat Aydın İstanbul. Buyurun efendim. Türkiye'mizden. İyi akşamlar. İyi akşamlar Resul Hocam. Zekai Hocam. Bu arada Metin Aslan kardeşimiz de bizimle beraber. Allah razı olsun. Dur kesik herhalde. Alo. Dinlemada iyi akşamlar. Allah razı olsun. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Bizim amca oğlu. Buyurun maşallah. Alo bir saniye şu televizyonu bir kısalım televizyon. Hocam şu anda bugün ben çünkü ben deket olarak köylümüz olarak yani sizin şu anda bir daha ve sizi izliyoruz. Bütün komşular olarak Hacı Alettin, Hacı Şükrü Hoca, Hacı Fikri, Yakup, Ceylan. Şu anda köyde misiniz İmdat Aydın? Hep şu anda köyüz ve sizi seyrediyoruz. Allah razı olsun bizden köylülerimize selam olsun efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Böyle iki köyümüzün güzel programlarından gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Buradaki yaşlılar da aynı temenni ve dileklerde bulunuyorlar. Efendim buyursunlar. Ya, hayırlı akşamlar diyorlar. Efendim bizden hayırlı de hayırlı büyüklerin hayırlı ellerinden öpüyoruz efendim. Allah razı olsun. Köyümüze selamlar. Bütün Türkiye'deki köylere selamlar olsun efendim. Allah razı olsun İmdat kardeşim sizden. Hocam bir şey der misiniz köyümüze? Herkese selam olsun. Herkesin kandilini buradan da kutluyoruz. Aleykümselam, aleykümselam Zekeriya Hocam. Efendim geceniz hayır olsun. Aydınlı gecelerde kalın efendim. Sağ olun. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Allah razı olsun. Zaman, her hafta aydınlı gecelerde kilitleniyoruz hocam inşallah. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, evet. Hocam bir şeyi söylemekten geçemiyorum. İmdat kardeşim orada hatta mısınız? Hattayım şu anda, hattayım. Pekala biz sizi falan şey yapmayalım. Ses... varsa haberdar edelim hocam, buyurun. Allah razı olsun, sesiniz gidip geliyor. Onun için size hayırlı geceler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize bağlandığınız için. Tamam hocam, iyi geceler, iyi geceler. Allah razı olsun efendim. Devamını... Teşekkür ederim, sağ olun, inşallah. hocam bir şey söyleyeceğim, unuttum şeye bağlandığınız için. Evet. İmdat kardeşim bugün Feyiz'i gördüm. Evet. Köye gitmişler, piknik yapmışlar. Bayağı bir hüzünlendim. Evet. Hani söyleyeceğim o değil de ama o aklıma geldiği zaman sorarım hocam. Evet hocam. Şimdi biz rızık meselesini söylemiştik. Temel'in hikayesinde kalmıştınız. Temel'i işte Ezrail gelmiş canını almaya. Temel Ezrail'den izin istemiş. Yani bir zaman istemiş. Uçaktaydık herhalde. Uçakta. Demiş ne yaparsam hani beni bulamaz edemez şeklinde. Demiş ki efendim... uçağa binersem işte beni bulamaz. Ama ne talihsizlik ki Ezrail gelmiş orada ensesine. Demiş ki şimdi evet canını almaya geldim seni buldum demiş. Ya iyi de demiş arkada 300 tane yolcu var demiş yani onları ne yapacağız? Vallahi demiş ben 300'ünü bir araya getirene kadar neler çektim demiş. Bir beşe kadar. O şu şeye bağlayabilir miyiz hocam? Mesela hani o liste verilmiş. Evet. Yani, işte oradan yola çıktı. Siz de oradan ben bağlamadan dedi yani biz de listenin içinde miyiz de. Eğer yani o liste verilmişse istersek uçakta gidelim istersek başka hocam hani biz diyoruz ki ben ölümden filan korkmuyorum. Evet. Hepimiz korkuyoruz. Evet. Yani hani niye korkmuyoruz? Gelecek ya o. Yani evet. Bir rüşvetine savuşturma yok. Evet. İşte bir ricayla gönderme yok. Gelecek. Onun evet. için korkmuyorum diyor ama evet. Herkes de korkuyor. Niçin korkuyoruz? Tabii bunda evet. Çok önemli. Siz de söyleyeceksiniz. Tabii ki insanın eksikleri var. Mesela ibadet açısından belki eksik şeyler yapmıştır. Eğer bugün benim ruhum alınırsa, Rabbime beni götürürseler, ben ne cevap vereceğim diye evet. Belki onun için korku vardır.
Ben şahsi düşünüyorum. Evet, yani insanın eksikleri olduğundan ötürü korkuyor. Bir de bu termine dünyadan ötürü, yani dünyanın meşakkatine ötürü hazır olmuyor insan. Bir dalıyor dünyaya, o gün geldiğinde panikliyor. Yani Rabbime ne cevap vereceğim yani? Hocam, o günü gelmesi de yok yani. Evet. Alo, biz size falanca gün geliyoruz diye bir şey yok. Yani tak geldi, bitti. O şey MR'ler veriyor, hastalık nişanlar veriyor. Yatağa düşüp böyle can çekişmeye başlayınca insanı bir korku alıyor. Ruhum git, canın alınacak vesaire. Ama insan onda da hocam şöyle bir şey var. Evet. Özür dilerim, sözünü kestim. Yani hastalık dönemine girdiği zaman da işte evet, geliyorlar, nasılsınız? Vallahi sağlığım yerine gelsin. Dünyayı hiçbir şey istemiyorum. Aynen. Ama o sağlık yerine geldiği zaman da yine eski işlerle. Hiç alakası yok. Yani hastanede o kişi miydi? Yani sen bunları söylemiyordun. Canım sağlığa kavuştuk. Onun için Rabbim inşallah ibadeti sağlam, salih kullarından eylesin diyoruz. Çünkü hakikaten o dar günün bir hesabı var. Evet. Onun için önce kendi nefsim diyorum. İnşallah Rabbim beni affeder diyorum. Bu güzel gecede, yani önümüzdeki kanlı gece. Ve bu geceler de çok önemli geceler. Çünkü hepsi Ramazan'a ciddi bir şekilde hazırlık. Her şeyimizi hazırlıyoruz değil mi hocam? Evet. Ondan sonra o güzel Ramazan'ın kapısını böyle sanki tık tık bir güzel bir tıklamayla, evet, Rabbim bize açıyor. İşte rahmet, işte bereket, işte huzur. Evet. İşte yapacağınız hayır, hasanatlar bu ayda olsun diyoruz. Mesela biz kermeste özellikle hani kardeşlerimize dedik, elinizden maddi olarak, tabii manevi olarak duadır da, maddi olarak örnek bir fakire siz götüremezsiniz ama bir kuruluşun güvenliğiniz, inandığınız, ona sağlam bir şekilde bağlandığınız bir kuruluşa bir yardım olarak bir şey verirsiniz, evet, bir para olarak verirsiniz, onlar ulaştırırlar. Ramazan'ın en güzel günlerinden birisidir yani. Evet. Bu şeyleri her zaman sık sık yapmak lazım. Onun için yapan kardeşlerimden de Allah bin kere razı olsun diyoruz. Hocam, bir sorumuz var. Kandil gecelerine ait özel bir namaz var mı? Evet, yok. Hiçbir kandile ait özel bir namaz yok. Ama bizim kitaplarımızda var işte, şu kadar hareket kılacaksın, şu kadar hareket. Ama o hadisler hep zayıf hadisler. O gece yapılacak şeyler, mümkün mertebe kısa namazı kılabiliriz. Mümkün mertebe dua edebiliriz, Kur'an okuyabiliriz, zikir yapabiliriz. Buna benzer şeyler yaparız. Hocam, tabii bir şey söylemek istiyorum. Bizi Elazığ'dan, evet, Güler Tunç, evet, Güler Tunç hanımefendi bana yazmış. Diyor ki, Resul kardeşim, kardeş şiirini oku. Evet. Kardeş değil, kardeş, kardeş yazdım şiiri. Ben. Kardeş şiirinizi okursanız memnun olurum. Galiba ya yaralı, yani kardeşten ötürü yaralı veya da ama bu yara anlamında bu şiir, yani evet, okuyacağımız şiir. Onu istemiş, biz de bugün yerine getirelim sözünü. Çünkü daha Malatya'dan bizden isteyenler var, bazı şeyler. Ondan inşallah bir dahaki hafta. Eğer bir ses verirseler, Ali kardeşim sen de güzel şöyle kardeş kardeş bir fon müzik gelirse biz de okuruz. Kardeş, kardeş dediğin böyle olmalı kardeş. Kardeş dediğin doğru olmalı. Ne derdin olursa ona koşmalı. Arkasında dağ olarak onu bulmalı. İşte benim istediğim kardeş budur. Bir anadan bir babadan doğduk. Birbirimize sır verdik, sırdaş olduk. Her zaman halimizi, hatrımızı sorduk. Kardeş dediğin böyle olmalı kardeş. Neyimiz varsa hep ikiye böldük. Sırlarımızı saklayıp içimize gömdük. Beraber ağladık, beraber güldük. Kardeş dediğin böyle olmalı kardeş. Hastalık da sağlık da yanında olmak, yaman yanı oldu mu ona koşmak, kolunu kanadını onun için açmak. Kardeş dediğin böyle olur kardeş. Bir liman gibidir
hakiki kardeş. Seninle kalbi atar, olur yoldaş. Her şeyi anlatmaz kimseye, olur sırdaş. Kardeş dediğin böyle olur kardeş, kardeş. Tabii ki sağlık hocam. Allah razı olsun. Bu Elazığ'da yazdım değil mi ha? Yok, bu Elazığ'da değil. Hocam Elazığ, Metin kardeşim, evet. Elazığ'da çok bir çok iyi bir dostum var. Yani sizlerden iyi olmasın. Estağfurullah. 25 senedir Almanya'ya geldik. Bir yerde tanıştık. O gündür bugündür beraberiz. Maşallah, maşallah. Oraya gideriz. Şiirlerimin çoğusu da ikinci kitapta göreceksin. İnşallah. Sana vereceğim inşallah. Çoğusunu orada yazdım yani. O bölgede yazdığım şiirler. Yani çok kavurma yemeye gittik, muzura su içmeye gittik, Bingöl'e yüzen adalara gittik. Her yerin bir hatırası, bir anısı var. Evet. Tabii onlar bir şiirde yok, bazıları var, bazıları yok. Onlar yazıyoruz. Yani insan duygulandığı zamanda, hislendiği zamanda, sevindiği, üzüldüğü zamanda yazıyor. Mesela ben de düşündüm ya, bu öyle bir döneme girdik ki hocam. Yani konu biraz değişti artık, doğaçlamaya girdi sorular. Tabii Metin Hanım size hak vereceksiniz veya vermeyeceksiniz. Ya... Ne kardeş kardeşi sevebiliyoruz. Evet. Ne işimizi sevebiliyoruz, ne komşumuzu sevebiliyoruz, ne dostumuzu dost olarak biliyoruz. Ya çok tehlikeli bir döneme girdik. Evet. Onun için ben her zaman diyorum, mesela bütün programlarımda söylüyorum. Dün özellikle mesela 7 saat sahnede kaldım. Kermes 7 saat. Her zaman telkinde bulunuyoruz. Aman kardeşlerim. Ağzımıza, dilimize, gözümüze, kulağımıza dikkat edelim. Adımlarımıza dikkat edelim. El hareketlerimize dikkat edelim. Çünkü süreç çok kötü bir süreç. Onun için söylemlerimizi tartarak konuşalım. Allah bize bir hazine, beyin vermiş, akıl vermiş. Yani orada tartalım, teraziye koyalım. Bu cümle karşı tarafı yaralar mı, yaralamaz mı diye ona göre hareket edelim ki. Çünkü çok çok böyle kısa bir cümle her şeyi mahvedebilir. Evet. Onun için maalesef. Özellikle diyoruz. Yani hocam bilmiyorum yani bu şiiri de aslında yaralı birisinin hikayesinden yazdım bunu ben. Evet, ama güzel olmuş. Onun için yani evet. Siz ne dersiniz hocam? Evet. Yani nereye gidiyoruz? Evet, vallahi ahir zamanda yaşıyoruz. Maalesef ki şu dünyada. Hocam 100 sene önce de ahir zaman diyordular. Yani 100 sene de öyle, şimdi de öyle. Yani son zamanda işte. Yaşıyoruz. Hoş bir şey değil. İki kardeşin şu dünya için, mal için, efendim boş şeyler için kavga etmeleri. Öbür tarafta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hesap verilecek. Yani bu dünyada o kavgaları yaşamanın, yaşatmanın şeyi yok. Veya dış etkenlere de bazen iki kardeşi anlaşmaya çalışırlar. Dışarıdan birisi gelir, aralarını bozar. Ona da açık şey olmak lazım, yani uyanık olmak lazım. Değmez. Şu üç günlük dünya için kardeşlerin, abisinin küstü durmaya değmez. Hocam... Benim özellikle bir arkadaşım anlattı bana bunu. Daha yeni. Dedi ki biz abimle kavga ediyoruz dedi. Birisi geldi abimden yana oldu. Abim ona döndü dedi ki sana ne oluyor dedi. Yani ben şöyle diyorum. Yani kapıyı kapatmış. Aile içerisindeki sorunlara karışmamak lazım. Yani kardeş arasında. Mesela diyelim ki Metin kardeşimden Zeki hocam siz iyi bir dostsunuz. Evet. Yani aranıza fitneyi sokmak veya aranızı bozmak, bunlardan uzak olmak veya da bu fitneyi sokacak kişiyi anında uzaklaştırmak. Belki uzaklaştırırsanız o başka bir yerde yapamaz. Evet. Onun için tabii ki bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor. İnşallah ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimle dediğimiz gibi ağzımızdaki çıkan cümlelere, kelimelere, söylemlere çok dikkat edelim. Çünkü özellikle Türkiye'mizde yaşayanlara ya biz bütün kardeşiz ya. Yani bir kardeş, karındaş demek yani evet. Karınla beraber olduğumuz. Allah bizim rızkımızı ayrı yaratabilir ama biz hepimiz anneden babadan geldik. Fakat işte dediğimiz gibi hocam kötü bir duruma düştüğümüz zaman da evet. Hemen kardeşimize sarılıyor. Kardeşin ittin gitti. Nasıl evet. Gelsin ki? Dostunu itmişsin. Kırmışsın, kalbini kırmışsın. Yani özellikle bu mübarek gecelerde hani evet. Diyoruz ya hac mevsi zamanında olduğu zaman işte Kabe'ye tavafa gittiğin zaman, Arafat'a gittiğin zaman final yapıyorsun adeta. Bu mübarek gecelerde de zaten şeytanın her zaman koltuğumuzun altında tabiri caizse. Gerektiği yok. Gittiği yok aslında da ama dediğiniz gibi bu gecelerde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Bence silkinmek lazım. Yani bir Allah'tan uzak olduğu zaman zaten bir insan namazından, niyazından uzak olduğu zaman şeytan tabii ki daha çabuk musallat oluyor insanlara.
Bu konuda da dediğiniz gibi, hele hele bu programda da bunu sürekli dile getiriyorsunuz. Şimdi kötülükler her zaman var da, kötülüklere dikkat etmek lazım. Kötülüğü nasıl bertaraf edebiliriz? Vesilelere sarılmak lazım. İki kardeş uzun zaman dargın durmuşlar. Bir tanesi kendi çocuğunu evlendirecek. Davetiyeler yapmışlar. Kartlar dağıtacaklar. Hanımını yanına çağırmış. Demiş ki, kardeşimi demiş düğüne davet etmeyeceğiz. Tamam mı? Ona yani kart yok demiş. Gelmeyecek. Kart yazmayınca nasıl gelecek? Eğer gelmezse de diyor, bu sefer de gönül koyacağız. Şimdi her iki taraftan da adam şartlanmış yani. Gelmesin, gelmese gönül koyacağız. Evet. Güzel bak vallahi. Şimdi, ne yapsın adam? İşte yani yani yanlışa çanak tutulmak lazım. Onu demek istiyorum. Yani davetiye vermeyeceğiz. Yani onu davet etmeyeceğiz. Gelmesini önleyeceğiz. Ama efendim gelmezse de gönül koyacağız. Yani daha ortalığı karıştıracağız. Bu hoş bir şey değil. Yani bir hoş bir davranış değil. Ne yapmamız lazım? Sebeplere sarılmamış. İşte düğün vardı. Gidip davetiyesini vereceksin. Sarılacaksın. Kardeşini çağıracaksın. Dostluğunu orada göstereceksin. Ama hocam bir de etraftakiler sakın ona verme düğün kartını. Evet. Sakın sen gelme. Evet. Sakın öteki gelmesin. Bak işte bunlar size bunu yaptı. Evet. Halbuki bu seni bağlar. Evet. Şimdi sen beni düğününe çağırmamışsan çağırmayabilirsin. Yani konu oraya geldiği için söylüyorum. Evet. Ama başkasını etkileme hakkına sahip değilsin. Aynen. Onun için aynen. İnşallah biz o kullardan olmayız hocam. İnşallah. 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 Olmayalım. hocam işaret biliyorsun her zaman geliyor. Şöyle bir soru soralım. Ondan sonra bu kardeşle ilgili bir güzel bir eserimiz var. Onu istemişler bizden. Namaz kazası olan kimse sünnet namazlarını kılabilir mi? Çok evet. Kısa. Yani uzun zaman namazlarını, farzlarını ihmal etmiş, farzları birikmiş bir kişinin Şafii mezhebine göre eğer kazaları çoksa şey yapmaz. Yani sünnetlerle meşgul olmaz. Hızlı bir şekilde kazalarını yetiştirmeye çalışır. Ama bu Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde kazaları olsa da revatip sünnetler dediğimiz farzların önünden arkasından olan sünnetleri mutlaka kılması lazım. Onları ihmal etmemesi lazım. Evet, sorumuz da anlaşılmıştır inşallah. Hocam kardeş dedik, evet. Karındaş dedik, can dedik, dost dedik, sırdaş dedik, yoldaş dedik. Yakup Aleyhisselam'ın hikayesi geldi aklıma. Yusuf ile Yakup Aleyhisselam'ın evet. iki güzel peygamberimizin hikayesi. Evet. Ağlar Yakup, ağlar Yusuf'um diye bir eser hocam. Evet Ali kardeşim. Yavrum niye?
toplanıp geldi, toplanıp geldi. Kenan'ın kurtları toplanıp geldi, toplanıp geldi, toplanıp geldi. Biz yemedik diye içtiler andı, içtiler andı, içtiler andı, içtiler andı. Yakup'un feryadı arşa dayandı, arşa dayandı, arşa dayandı. Yakup'un feryadı arşa dayandı, arşa dayandı, arşa dayandı. Ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi, vah yavrum niye? Ay, ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi, vah yavrum niye? Ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi, vah yavrum niye? Ay, ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi, vah yavrum niye? Ay, ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi, vah yavrum niye? Vah yavrum niye? Gastro Nazar ve Embe Bağon'un sunduğu Aydınlı Geceler devam edecek.